Merhaba sevgili sekizler. Unit 4 on the phone konusuna hoş geldiniz. Önce ünite kelimelerini öğrenmekle başlıyoruz arkadaşlar. E, text message, mesaj yazmak. Talk face to face, yüz yüze konuşmak. Write a letter, mektup yazmak. Ya da postcard, posta kartı yazmak. Send an email, e-mail göndermek, make a phone call, e telefon konuşması yapmak, e so use social networks, sosyal ağları kullanmak, use kullanmak, social networks, sosyal ağlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bu resim için ne söyleyebiliriz? Write a letter e veya or postcard, e send an email gördüğünüz gibi, e use social networks sosyal ağları kullanmak, talk on the phone telefonda konuşmak ya da make a phone call telefon konuşması yapmak, text a message mesaj yazmak ve talk face to face yüz yüze konuşmak diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir listening var. Ama biz burada neler söylediğini öğrenmeye çalışalım. My friends and I, arkadaşlarım ve ben send messages, mesajlar göndeririz to each other. Birbirimize, each other birbirine demek arkadaşlar. All the time her zaman because it's always her zaman çünkü because çünkü it's always easier. Kolaydır daha kolaydır and faster ve daha hızlıdır. Easier, faster. Dikkat ederseniz comparative kullanılmış arkadaşlar. Easy easier oldu. Fast faster oldu. Daha kolay, daha hızlı. I don't like online communication. Online iletişimi sevmem. I prefer tercih ederim meeting up buluşmayı and talking face to face yüz yüze konuşmayı ve buluşmayı tercih ederim. Meeting up buluşmak. I know it's an old fashioned way. Biliyorum eski moda bir yöntem. Fakat but I love sending letters. Mektuplar göndermeyi çok severim. Or postcards veya posta kartları to my friends. Arkadaşlarıma. When burada when var arkadaşlar göremiyorsunuz. When I don't see them, onları göremediğim zaman, for a long time, uzun zaman boyunca, for a long time, uzun zaman boyunca, I think the best way, bence e, en iyi yol, to communicate iletişim için, to burada için anlamındadır, communicate iletişim, with my friends arkadaşlarımla, is social network sosyal ağlardır. Yani bence en iyi yol iletişim için sosyal ağlardır diyor arkadaşımız. You can share your opinions. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Opinions, fikirler, music, videos vesaire. E at, ETC vesaire demektir arkadaşlar. It's always more uh, fun. Her zaman daha eğlenceli. To use social networks. Sosyal ağları kullanmak her zaman daha eğlencelidir. I phone my friends to keep in touch. Keep in touch iletişimde kalmaktır arkadaşlar. Arkadaşlarıma iletişimde kal iletişim kurmak için ararım, e, telefon açarım. My parents get angry. E, ailem, annem ve babam sinirlenir benimle bana. Çünkü because I sometimes ben za, bazı zamanlar Talk on the phone for hours. Talk on the phone telefonda konuşmak. For hours saatlerce. I like sending emails. E-mail'ler göndermeyi severim to my friends arkadaşlarıma. Especially özellikle when I want to share photos and homework. Share paylaşmak. Fotoğraflar ve ödevler paylaşmak istediğim zaman. When I want to share istediğim zaman. Evet arkadaşlar. Burada bir paragrafımız var. Okuma paragrafımız var. Hemen okuyalım ve yukarıdaki soruları buna göre cevaplayalım birlikte. Bir saniye şu bulanıklığı yok etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. History of communication. İletişimin tarihi. People use different People use different ways to communicate. İletişim için farklı yollar kullandılar insanlar. Used gördüğünüz gibi ikinci halde arkadaşlar. Used ikinci halde. Ee, yani simple past tense kullanılmış burada. Ee, tarihte insanlar e, iletişim, kurma, iletişim kurmak için farklı yollar kullandılar. Chinese soldiers, Çinli e, askerler. Use smoke signals, e, e, duman sinyallerini, to warn their commanders, e, komutanlarını uyarmak için. Warn burada uyarmak anlamındadır. In 1800 B.C. yani Milattan önce, Abbasids, Abbasiler, started to use messengers bird, birds, birds, e, mesajcı kuşlar. Kullandılar. started to use kullanmaya başladılar to have information bilgi almak için from distant places uzak yerlerden in 1150 a German goldsmith e, bir Alman kuyumcusu e, Johannes Gutenberg invite, invented the first printing ilk e, e, printing machine ilk Matbaa makinesini icat etti. In 1454. E, invented icat etmek. Printing machine matbaa makinesi arkadaşlar. Evet. Samuel. E, nerede kalmıştık arkadaşlar? Burada. In 1454 dedik. After that. Ondan sonra... People started to share, e, kullanmaya başladığı insanlar, their opinions, fikirlerini much easier, daha kolay bir şekilde. Much easier, daha kolay bir şekilde. Samuel Morse invented the telegraph. E, Samuel Morse teleg telgrafı icat etti. In 1794, it was faster than letters, e, neydi? It Was faster than, daha hızlı bir hızlıydı e, mektuplardan. Fast Faster oldu arkadaşlar daha hızlı demek için. When Alexander Graham Bell invented the first telephone, Alexander Graham Bell e, ilk telefonu icat ettiği zaman, ben dığı zaman anlamında burada arkadaşlar. In 1876, his first words were, onun ilk sözleri, ilk kelimeleri Mrs. Mr. Watson come here buraya gel. I want to see you. Seni görmek istiyorum idi. Şimdi burada dikkat ederseniz were kullandık ve was kullandık. Ne zaman was were kullanıyorduk? Eğer cümle içerisinde yüklem yoksa past tense için söylüyoruz. Simple past tense için. Durum cümlesi ise was veya were kullanırız. I, uh, you, we, they, they were. He, she, it olduğu zaman özlemiz ise was kullanırız arkadaşlar. Uh, in 1896, 1896'da Guglielmo Marconi invented the first radio. İlk radyoyu icat etti. Invented icat etmekti. But its range fakat onun etki alanı was about only one mile. Yani onun alanı sadece bir mildi. John Logie Baird invented the television in 1927. 1927'de icat etti televizyonu. And one year later ve bir yıl sonra he made the first transatlantic television transmission. Yani ilk Atlantik ötesi televizyon yayınını yaptı demek istiyor. Martin Cooper invented the first cell phone. İlk cep telefonunu icat etti in 1973. 1973 yılında. Finally the biggest invention. Son olarak en büyük icat invention icat invent icat etmekte arkadaşlar invent icat etmekti. Invention da icat yani isim halidir. The internet uh, became a reality in uh, 1983. Reality gerçek demek arkadaşlar. Gerçek oldu. Bir gerçek haline dönüştü. İnternet bir gerçek oldu. Evet arkadaşlar. Burada bazı sorularımız var. Ve bunları anlamaya çalışalım. For what purpose? Purpose, sebep, neden demektir. Hangi nedenle? E, did Chinese soldiers, e, Çinli askerler, use smoke signals, e, duman sinyallerini kullandılar? Dikkat ederseniz did var. Simple past tense'dir. E, Chinese soldier, You smoke signals Ditle sorduğumuz zaman simple past tense. Eğer bu bir düz düz cümle olsaydı burası used olacaktı. Yani ikinci hali olacaktı. Tek yaptığımız şey düz cümlenin başına yani pozitif cümlenin başına did eklemek oldu. Niçin kullandılar arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Chinese soldiers use smoke signals to warn their commanders. Yani komutanlarını Uyarmak için. warn uyarmaktı. Bu cümleyi aynen ekliyoruz arkadaşlar. Who invented the first printing machine? Kim e, matbaa makinesini icat etti? Bunu biliyoruz. Hemen bakalım. Şurada. A German goldsmith Johannes Gutenberg invented the first printing machine. Aynen yazıyoruz. Who'lu sorularda direkt özneyi yazarsak Aynen soruyu devam ediyoruz arkadaşlar. A German Goldsmith Johannes Gutenberg. Who yerine yazıyoruz. Gerisine aynen devam ediyoruz. What were the first words on the telephone? Telefondaki ilk sözler nelerdi? What were the first words on the telephone? Onu da gösterelim hemen. Ne demişti arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Mr. Watson, come here. I want to see you. Buraya gel, sizi görmesini seni görmek istiyorum, Mr. Watson. Evet. Ve son olarak sorumuz, When did John Logie Baird make the first transatlantic television transmission? Ne zaman yaptı arkadaşlar? Zaten burada sadece tarihi söylememiz yeterli olacaktır. In 1927. He invented the television in 1927 and one year later. O zaman bir yıl sonra olduğuna göre 1928 olacaktır. He made the first transatlantic television transmission. Yani ilk Atlantik ötesi televizyon yayınını yapmış oldu. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şimdi neler varmış görelim. Kitabınızdan da takip edebilirsiniz çocuklar bu anlattıklarımızı. Improve a foreign language. Bir yabancı dili geliştirmek. Improve geliştirmek demektir. Find my way in the traffic. Trafikte yolumu bulmak. Share my ideas and opinions. Fikirlerimi mi paylaşmak. Fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşmak. Idea fikir, opinion düşünce. Play an educative game. Eğitici. Educative, eğitici demektir. E e eğitici oyun oynamak. E solve puzzles. E bulmaca çözmek. Solve çözmek. Make a video. Bir video yapmak. Learn the lyrics of a song. E bir şarkının lyrics sözleri arkadaşlar. Sözlerini öğrenmek translate a sentence bir cümleyi tercüme etmek translate tercüme etmek practice my lessons derslerimde pratik yapmak buy something online online üzerinden satın almak bir şey something bir şey bir şey satın almak learn how to cook something bir şeyin nasıl pişirileceğini öğrenmek learn öğrenmek how to cook nasıl pişirileceğini something bir şey Give tips about a foreign country. Um, foreign country, yabancı ülke. About hakkında, yabancı bir ülke hakkında ipuçları vermek e, diyebiliriz. Order something to eat. E, yiyecek bir şeyleri sipariş vermek. Order, sipariş etmek. Have the people in need. ihtiyacı olan insanlara yardım etmek. Şimdi burada arkadaşlar bir konumuz var. My life as a refugee bir sığınmacı olarak benim hayatım. My life benim yaşamım. My life as a refugee bir sığınmacı olarak benim hayatım is a very good application. İyi bir iyi bir Uh, my life as a refugee, e, benim e, hayatım bir sığınmacı olarak e, iyi bir nedir arkadaşlar? Application uygulamadır. The United Nations Refugee Agency, Birleşik Devletler, e, Birleşik Milletler e, sığınmacı ajansı, sığınma ajansı. On, e, ONS, This application, bu uygulamayı sahiplenir, on, sahip olmak. Uh, the application, bu uygulama, uses real life, gerçek hayat e, deneyimlerini, experiences, deneyimler, experiences, deneyimler, to rise, yükseltmek için e, neyi yükseltecek? Farkındalığı, awareness. Awareness arkadaşlar about the matters sorunlar hakkında. O zaman tekrar edersek rise yükseltmek experiences deneyimler, awareness e, farkındalık, awareness about the matters sorunlar hakkındaki farkındalığı yükseltmek amacıyla e, gerçek yaşam tecrübelerini kullanır diyor e, bu uygulama. E, such as, örneğin war savaş persecution or terror korunma veya terör zulüm pardon persecution zulüm veya terör players oyuncular face a series of the decisions oyuncular sert kararlarla yüz yüze kalır karşılaşır to survive hayatta kalmak için Reach safety güvenli bir şekilde ulaşmak için and rebuild yediden inşa etmek için their lives hayatlarını. Şimdi burada bilemeyeceğiniz kelimeler sınırım burada experiences deneyimler rise yükseltmek application uygulama such as örneği gibi örneğin awareness farkındalık arkadaşlar awareness awareness farkındalık Uh, players face a series of do decisions. Demek uh, oyuncular yüzleşirler face uh, bir dizi a series of do decisions bir dizi sert kararlarla uh, yüzleşirler sert sıkı kararlarla zor şartlarla yüzleşirler to survive hayatta kalmak için. Reach safety güvenliğe ulaşmak için and rebuild yeniden hayatlarını their lives rebuild inşa etmek için arkadaşlar. Evet presscation zulüm dedik awareness farkındalık dedik matters sorunlar dedik arkadaşlar face a series of do decisions sert kararlarla <laughs> bir seris bir dizi sert kararlarla e, yüzleşmek dedik. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. I am sure eminim. I am sure eminim. He or she will have disabled children. Disabled children engelli çocuklar. Engelli çocuklara yardım edecek. Burada da gördüğünüz gibi will kullanılmış arkadaşlar. Jack Jack takısıdır. Ve konuşma anında söylenir kesin olmayan gelecek zamandır. Tahmine dayalıdır daha doğrusu. Tahmine dayalı gelecek zamandır. Öngörüye ve tahmine dayalı. I think bence they will donate. Donate bağışlamaktır arkadaşlar. They will donate clothes for the people in need. In need, people in need ihtiyacı olan insanlar. Donate clothes kıyafet bağışlamak. They will Donate, bağışlayacaklar bence. I guess, tahmin ediyorum. They will plant trees, ağaç dikecekler. She will probably or he will probably give medical care in Tanzania. O muhtemelen, probably muhtemelen, give vermek, medical care demek arkadaşlar, tıbbi yardım, Tanzanya'da tıbbi yardım verecektir destek verecektir. I suppose they will collect garbage. Ee, sanırım e, onlar e, çöpleri, garbage çöp demek, çöpü toplayacaklar. For a clean environment, ee, temiz bir çevre için. I believe they will send materials to the refugees. Ee, i̇nanıyorum onlar e, sığınmacılara e, malzeme gönderecekler. Evet arkadaşlar şimdi burada eşleştirme yapmamız isteniyor. Burada çöp toplanıyor gördüğünüz gibi. Hangisi olacak? They will collect garbage. Çöp toplamak. Collect garbage. Burada geçiyor arkadaşlar. Burada ağaç dikmek var. Ağaç dikmek bakalım. Evet. I guess. Tahmin ediyorum they will plant trees. Ağaç dikecekler. Burada ne var? Engelli çocuklardan bahsetmişti. Hemen disabled children, engelli çocuklar. I'm sure he/she will help disabled children, engelli çocuklara yardım edecek diyordu arkadaşlar. Ve burada ne var? Kıyafet yardımından bahseden bir cümle bulalım. They will they will donate clothes for the people in need, in need ihtiyacı olan insanlara. Donate, bağışlamaktı. Elbise bağışlayacaklar. E ee, aynı şekilde e, bir yer daha var. Burada da tıbbi destek, tıbbi yardımdan söz edebiliriz. E ee, she will, he will probably give medical care. Tıbbi yardım, e, tıbbi destek verecek Tanzanya'da ve aynı en son olarak da sığınmacılara yardım göndermekten bahsedebiliriz bu fotoğraf içinde. I believe inanıyorum. They will send materials malzeme gönderecek to the refugees. Refugees e, sığınmacılar. I hope diyor arkadaşlar cümlemiz. I hope I'll donate books to the students in need. Umarım ben kitaplar bağışlayacağım öğrencilere to the students in need ihtiyacı olan. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz programımıza. Ve I think I won't demişiz. Burayı tamamlayabilecek neler bulabiliriz? Düşünelim, fikirlerimizi ortaya koyalım. Bence I won't willin olumsuz halidir arkadaşlar. Yapmayacağınız şeyi söyleyeceksiniz. In the summer yazın I won't Mesela ne diyebiliriz? I won't have a rest. Dinlenmeyeceğim. Yazın ben dinlenmeyeceğim. I hope umarım. Uh, I will buy. I will uh, buy a car on my next birthday. Bir sonraki doğum günümde bir araba satın alacağım. Ya da I will uh, go abroad. Yurt dışına gideceğim diyebilirsiniz. I hope I will. Uh, I will get driving license when I turn 18. 18 yaşımı doldurduğum zaman ne alacağım arkadaşlar? Driving license. Ehliyet alacağım. I believe, inanıyorum. I will dedik. When I graduate from university. When I graduate, graduate from university. Üniversiteden mezun olduğum zaman I will uh, find a job bir iş bulacağım. I will probably muhtemelen uh, bir doctor in my thirties 30 yaşlarımda bir doktor olacağım diyebilirsiniz. Also aynı zamanda demek speaking konuşuyor, details detaylar, something bir şey. Burası da aslında listening olmasına rağmen sanırım burayı doldurabiliriz arkadaşlar birlikte. Grace ne deriz? Grace speaking. Grace konuşuyor. Uh, hi Grace. Merhaba Grace diyor arkadaşı. This is Carter. Bu Carter. Where are you? Neredesin? I'm in the cafe outside of the school. Okulun dışındaki kafedeyim. Outside of the school. Okulun dışındaki kafedeyim. I'll drink. Ben içeceğim. Ne içecek arkadaşlar? Bir şey içecek. Something diyebiliriz buraya. What about you? Ya sen? Ee, ne dersin? Ee, well, yani I don't know. Bilmiyorum. I guess. Tahmin ediyorum. I will go to the library to study. Ee, library, kütüphaneydi. Kütüphaneye gideceğim. To study. Çalışmak için. Ders çalışmak için. Ee, arkadaşlar. Evet To study. Ne dedik? Ders çalışmak için. Why don't you join me? Bana niçin katılmıyorsun? And drink a coffee with me first. Önce benimle bir kahve içmiyorsun. Why don't you join? Ya da why don't you drink a coffee with me? Benimle niçin bir kahve içmiyorsun? It sounds great. Kulağa hoş geliyor. Harika geliyor. But... Where will you stay there? Orada nerede? E, ne yapacağız arkadaşlar? How long? How long diyebiliriz buraya. Görmüyorsunuz ama how long yazıyor. How long will you stay there? Orada ne kadar zaman kalacaksın? How long? E, well, I think I'll be here about an hour. Bir saat kadar buradayım. Olacağım. Good i will arrive there in ten minutes. Güzel. Ben oraya 10 dakika içinde varacağım. Uh, ne diyebiliriz? I will tell you something. I will tell you something. I will ne olabilir arkadaş? I will something. I all. I will also tell you something. Ben sana bir şey söyleyeceğim aynı zamanda diyor. Buraya also gelebilir. What is it about? Ne hakkında? I will give you the details. Detayları sana vereceğim. When I arrive. Vardığım zaman. Okay, see you dedi arkadaşlar. Evet, burada uh, to make a complaint. Bir şikayet. Purpose ne demekti arkadaşlar? Sebep neden? For what purpose? Uh, for what purposes? Do you Or your family members phone a call center. Bir e, çağrı merkezini niçin ararsın? Call center çağrı merkezini ne sebeple ararsın diyor arkadaşlar? E, bakalım. To make a complaint bir şikayette bulunmak için, to change or return a product e, bir ürünü, a product bir ürün, return geri göndermek veya değiştirmek için. To report problems with delivery, problemleri rapor etmek ve taşımak, taşıma ile alakalı problemleri rapor etmek, with delivery, taşıma ile alakalı. To learn about a bill, bir fatura, bill fatura arkadaşlar hakkında öğrenmek için. To book a flight ticket, bir uçuş biletini ayırmak için, book a flight ticket. Ticket, biletti, flight, uçuş, book. Rezerve etmek arkadaşlar burada. To learn about something more. Daha fazla öğrenmek için hakkında. Bir şeyin hakkında daha fazla öğrenmek. To buy something, bir şey satın almak. To ask for a service. Servis için so sormak, servis sormak. Ya da istekte bulunmak. To ask, servis istemek anlamına gelir aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar burada doğru olanı işaretlememiz isteniyor. Bu da bir listening ama ne olduğunu anlamaya çalışalım. The customers want to fly to e, müşteriler. Customer, müşteri wants to fly. Uçmak istiyor. Hangisini duyarsanız onu işaretleyeceksiniz. She will fly alone with her husband. Yalnız ya da kocasıyla uçar. Uçacak. She wants a single e, Tek gidiş ya da return ticket deyince gidiş dönüş anlıyoruz arkadaşlar. She will fly on December aralıkta 8 ya da December 18. She will fly at half past ten ya da half past five. Her name is Abigail ya da Abigail. Bu aradaki farkı kodlamayla anlayabiliriz. Harf harf isimler kodlanır. Burada sıralama hangisiyse ona göre karar veririz. Her her date of birth doğum günü is July 12 ya da June 12 1990. She must confirm her ticket in two or three days. Confirm demek arkadaşlar onaylamak. Confirm onaylamak. She must confirm onaylamalı. E, biletini e, iki veya üç gün içinde diyoruz arkadaşlar. Evet, burada e, ne yapabiliriz? Bir boşlukları doldurmamız gereken bir paragraf var. E, şimdi biz telefon açtık bir havaalanına. Atatürk Airlines, Atatürk Hava Yolları. How may I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? E, diye açtı karşımızdaki. I'd like to make a reservation from, örneğin I'd like to make a reservation, bir rezervasyon yapmak istiyorum, from İzmir to İstanbul on Sunday, örneğin ya da Saturday, single or return, tek gidiş mi veya gidiş dönüş mü? How much does a single return flight cost? Ne kadar? Cost fiyatıydı? How much does it cost? Tek gidiş ya da return, gidiş dönüş ne kadar diye sorarız. Business or economic class? Ekonomik mi? İş sınıfı, iş sınıfı mı diyoruz arkadaşlar? Can I have your name? İsminizi alabilir miyim? Birthday, doğum tarihi, phone number please. Uh, your flight is reserved. Uçuşunuz rezerve edildi. The flight leaves from İzmir. Uh, uçak İzmir'den ayrılıyor. Uh, saat 8'de. And it arrives in Istanbul. İstanbul'a varıyor. Varır saat 9'da. At 9 diyebiliriz. You must confirm your reservation. Uh, uh, rezervasyonunuzu onaylamak zorundasınız. Via Facebook, Facebook üzerinden veya ne diyoruz arkadaşlar? Or, or phone in two days, on or by phone diyebiliriz. Telefonla, or WhatsApp diyebiliriz. Thank you, you are welcome bir şey değil. Have a good flight iyi uçuşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yine can you repeat that please ne demek arkadaşlar? Tekrar eder misin lütfen? What ne? I beg your pardon. affedersiniz I beg your pardon. Excuse me'nin aynısı arkadaşlar. Can you say it slowly please? Yavaş bir şekilde söyleyebilir misiniz lütfen? Sorry. Üzgünüm. What did you say? Ne söyledin? Afedersin. Ne söyledin? Pardon me. Pardon. Excuse me. affedersin. Say it again please tekrar söyle lütfen. Repeat it please tekrar et lütfen. Hemen hemen benzer anlamlar bunlar arkadaşlar. Şimdi burada bir telefon konuşmamız var. Bunu da açıklayalım. Hello merhaba. Nora speaking. Nora konuşuyor. Hi Nora. This is Max. Merhaba Nora ben Max. Gavin's friend. Gavin'in arkadaşı. May I speak to your brother? Kardeşinle konuşabilir miyim? I'm afraid he is not available. Korkarım o burada değil. At the moment, şu anda. Available mevcut değil. Yani şu anda burada değil. He is gone out. He has gone out demek dışarı çıktı ve gelmedi henüz. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin? Yes please. evet lütfen. Can you tell him to call Mrs. Evans as soon as possible? Ona söyleyebilir misin ee, Bayan Evans'ı aramasını e, mümkün ol, olduğunca çabuk mümkün olduğunca çabuk en kısa zamanda it's four o five four five six o diyebiliriz arkadaşlar telefon numarası için call Mrs. Evans Bayan Evans'ı ara Could you repeat the phone number again please? Telefon numarasını tekrar eder misin lütfen? Of course, elbette. It is 405 4560. Five, five, oh, diyoruz arkadaşlar. All right, tamam. I'll tell him when he gets back. Bye. Ben ona söyleyeceğim. I will tell him when he gets back. Geri döndüğü zaman. Get back, geri döndüğü zaman. Evet arkadaşlar, yine burada bir telefon konuşmamız daha var. Hello. The Parker family, Parker ailesi merhaba. Hello, this is Alisa calling. Ben Alisa. Is Elena der. Elena orada mı? Hang on a minute. Hatta kal. Bir dakika hatta kal. Hang on. Hatta kalmak. I'll get her. Onu çağıracağım. Elena diye çağırıyor. I guess she's not at home. Sanırım evde değil. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Could you tell her, ona söyleyebilir misiniz? That, ki, we'll meet up at six o'clock at the Cafe Goriot, please. Biz saat 6'da e, Cafe Goriot'ta e, buluşacağız. Söyleyebilir misiniz lütfen? E, meet up, buluşmak arkadaşlar. E, meet up at six o'clock at the demi. can you say the name of the cafe again please? Kafenin adını tekrar söyleyebilir misin lütfen? E, cafe Goryot, Cafe Goryot, got it tamam. Cafe Goryot e, duydum. Goodbye, Hoşça kalın dedi arkadaşlar. Şimdi burada da bir telefon konuşmamız var ve bunu bizim doldurmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen dolduralım. E, Horizon Car Sales Horizon araba satışları ne diyebilir? May I help you? Size yardımcı olabilir miyim? Hello, this is Dominic Smith. Could you put me through? Olacak arkadaşlar. To Mr. Black, please. Bay Black'e bağlar mısınız? True, could you? Could you put me through to? Evet arkadaşlar. Birini birine bağlarken, bağlanmamızı isterken ya da could you Could you put me through to diyoruz arkadaşlar. Could you put me through to Mr. Black please? Bay Black beni bağlar mısınız lütfen? Let me try to connect you. Sizi bağlamamıza e, izin verin. E, ve e, ne diyor arkadaşlar? Hold on. E, hatta kalın. E, I'm sorry. Üzgünüm. There is no answer. Cevap yok. May I take a message? Bir mesaj alabilir miyim? Can you please tell him, lütfen ona söyler misiniz, that Dominic called? Dominic'in aradığını söyler misiniz? Of course, sir. Tabii ki bayım. Goodbye, hoşçakalın dedi arkadaşlar. Who is calling? Kim arıyor? What will she do? O ne yapacak? How late will she be? Ne kadar geç kalacak? How late? Ne kadar geç kalacak? Şimdi arkadaşlar bu da listening, o yüzden geçiyoruz burayı. Liam Ryan to Liam Ryan bir mesajdan bahsediyoruz burada. Liam Ryan'a ait olan bir mesaj. Mesajda nedir? Arıyor cargo cult. Arıyor cargo cold? Arıyor cargo.